Herkese merhaba arkadaşlar. Guild Wars 2 Path of Fire serimizin 5. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Baltazar'la dövüşmüştük şu arkamda gördüğünüz yerde. Şimdi Taimi ile iletişim kurmamız gerekiyor. Yüksek noktalar burada işaretli sanırım şeyde haritada. Hemen şu yanımızdaki yeşil bölgeye gidelim biz. Şurası sanırım. Tabii gidebileceğiz mi oraya bakalım. Görünüşe göre gidemeyeceğiz ama. Ha bu iletişim yeri değilmiş pardon. Bu şey arkadaşlar. Şimdi şuradan. Aynen montumuzu değiştiremiyoruz çünkü başka bir montumuz yok arkadaşlar. Biz şuraya ışınlanalım. Önce bir Taimi ile iletişim kuralım. Sonrasında o kristal şartlardan daha fazlasını bulmaya çalışacağız. Yani anladığım kadarıyla durum o. Bir dakika montları daha kullanmayı öğrenemedik adam akıllı. Bakın şimdi. Burada Taimi ile konuşabileceğimi söylüyor oyun bana ama gel gör ki sahip olduğum mount şu an buraya çıkmak için yeterli değil. Şimdi ben nasıl çıkacağım buraya yani arkadaş? İlla şey yapmam lazım. Başka noktalara gitmem lazım. Neyse yapacak bir şey yok. Şuraya doğru yola çıkacağım ben şimdi. Bir dakika. Burada acayip şeyler oluyor. Orayla işimiz yok. Geçen bölümde buralardan çok geçmiştik ama acaba gene buradan mı? Yolu tam bilmiyorum ama gitmeye çalışacağız bakalım. Montumuza atak yapabiliyor yaratıklar. Aman 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 aman. Dur bir dakika dur. Burası kesinlikle doğru yol değil. Burası doğru mu derseniz onu da bilmiyorum. Deneyeceğiz ama. Yani şuradan gidebiliriz sanırım. İşte başka bir mountumuz olsaydı, özellikle tavşanımız olsaydı yüksek noktaları rahat rahat atlayabilirdik. Mesela bunun gibi olmazdı yani. Şimdi yolu bulamıyoruz. Çok güzel. Harbiden. Ha dur yukarı mı çıkacağız buradan? Abi kum köpek balıkları da tam bela ya. Baksana küçükleri var bir de onların. Dur bakayım buradan gidebileceğiz mi? Aha dur dur dur. Burada bir şeyler var. Ha yukarıda kristal şart var arkadaşlar. Dur bakayım onu alabileceğiz mi buradan? Dur buradan gidiş yok oraya. Aa dur. Buradan hoplayabilir miyiz? Aha vallahi hopladık. Tamam süper. Aa! Tamam. Evet. Ölen ejderhanın sesini duyuyoruz şu an. Birçok yere dağılmış patladığı zaman. Şura, şura ya da şuraya gitmemiz lazım. Buradan aha, şu an yapmamam gereken bir şey yaptım neyse. Dur bakayım. Yani oraya geçmeye çalışıyorum ama hop olmadı. Bir daha denedik. Tamam bu sefer oldu sanırım. Ya şuradan daha yükseğe falan atlamaya çalışıyordum ama
Olmuyor sanırım. Ne yapacağız arkadaşlar o zaman? Şu tarafa doğru gideyim ben. Ya da tepede bir şey var mı? Aynen. Şöyle de yapabilirim. Yukarıdaki alana da gidebilirim. Ya deneyeceğim işte. Yollar çok karışık olduğu için tam bilmiyorum nereden gidilmesi gerektiğini. Zaten ilk defa oynadığım bir harita. Şöyle devam. Mount ölecek. Öldü ölecek. Dur bakayım, şurada şey var. Gözcü var. Abi işte göster bana hani. Neyse göstermiyor. Pek işe yarar bir... Aa dur. Ha bu şeyin. Çakalın masterisiyle ilgili bir şeymiş arkadaşlar. Duvarlardan geçebilmeyi sağlıyor. Portallardan işte kum portallarından girip farklı yerlere ışınlanmayı sağlıyor çakal. O yüzden çakalı bir an önce istiyorum ben. Are you heading to the Springer camp too? I'm trying to get over there myself. I don't think my raptor can make it. Ama buradan atlayamıyoruz abi. Maalesef. Aa dur bir dakika ya. Şeyimiz dolmuş bizim. Ne bu şimdi? Dur. Bir dakika. Öğrenelim bunu. Açtım. Round up. This spin now. Ha. Şimdi ne işe yarıyor ki o? Allah Allah. Upgrading your mounts. İşte bilmem ne bilmem ne. Sana gidemeyeceğin arayalara gitmeni sağlar falan diyor da. Tailspin. Pulls info is your location. Grouping them up for combat. Ama bu şeyle ilgili bir şey abi. Combat'la ilgili bir şey. Mount'la ilgili değil ki. Dur bakayım. Buraya geçemiyoruz şu an. Bu tarafa gitmemiz lazım. O da biraz saçma ya. Yani. Ne bileyim. Anlamsız geldi biraz sanki. Hop. Mesela bak oraya atlayamadık. Monttan inelim de bari uçalım. Tabii orası büyük ihtimal kesin yukarıdadır hatta. Büyük ihtimalle değil. Ama aşağıda mı lan yoksa? Aha vallahi aşağıda, hayret. Dur şurada hidden kristal var. Hayır, hidden chest var, pardon. Açalım. Ne varmış bunda? Tamam, önemli şeyler yok. Konuş bakalım. Şuraya gitmemiz lazım. Following in his mother's footsteps. Tamam, bunu dinledik. Devam. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Hadi. İndik ama akıllı gibi. Ha dur bakayım, yol var burada. Dur. Aynen, direkt dümdüz gidiyor. İnşallah aradığım yere giderim buradan. Ve gittik gibi. Ama bakalım ulaşabileceğiz mi şeye. Yukarı çıkmam lazım. Oha, oraya çıkmam lazım. Abi her şey güzel, çok güzel. Mükemmel ötesi ama... Şu biraz şey, sinir bozucu hani. Şimdi elde avuçta bir şey yok. Hani
bir bilgi yok yani oraya nasıl giderim onunla ilgili. Mount'umuz öldü. Artık tekrar ha. Evet dur şimdi buradan yukarı çıkış var. Gel bakayım. İnşallah o dediğim yere gidiyordur bu yol. Şimdi öbür tarafa geçebilirsek güzel olur da. Oraya da nereden geçeriz? Komple kapamışlar arkadaş. Dur bakayım burada bir şey var mı? Yok. Ya tamamen şey yani hani sinir bozma üzerine kurulmuş bir şey. Bu görevler. Neyse en azından şu karşıdaki şarda gideyim. Sonra bakıyorum ama oraya gidilebilecek bir yol yok ya. Valla kanser eder insanı. Allah Allah şu an var ya çok canım sıkıldı. Şuraya da gidemiyorum. Hayret bir şey ya. Allah Allah. Nereye gideceğim peki? Hayır yani. Yardımcı ol biraz oyun bana. Nasıl gidebilirim oraya? Şuraya çıkmam lazım abi. Buraya çıktık. Bak buradan çıkacaktık kapı kapalı. Bu taraflardan şey yapabilir miyiz? Ama buraya nasıl gideceğiz mesela? Sorunun üstüne sor yani. Dur bakayım. Şu karşıdan bir şeyler yapılabilir mi ki? Oh aşağıya bak kristal. Şu an hiç ümidim yok ama bakalım. Her yeri deniyoruz. Ama bir şey yok. Şuradan gidelim. Arkadaşlar çok alakasız yerlere geldik. Ben şimdi oraya vardığımda tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar geri döndüm şimdi. Şöyle bir durum oldu. Bayağı bir uğraştım. Ne yazık ki şeye geçememizin sebebi hani nerede haritanın şu kısmına şurasından hatırlarsanız şurasından sol tarafına geçemiyorduk. Şuradan da işte şuraya geçemiyorduk. Bunun sebebi işte yükseğe atlayamamamızdı. Atlayamıyorduk hatırlarsanız. Şey yapmamız gerekiyormuş. Raptor Mount'umuzun 3. Canyon Jumping skill'ini açmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Bu neye yarıyor diyorsanız. Şurayı hatırlarsanız gelmiştik aslında buraya. Buradan buraya atlamayı denemiştik ama buraya düşmüştük hatırlarsanız. Şimdi Canyon Jumping'i aldıktan sonra deneyelim bir de. Şöyle gördüğünüz gibi daha uzağa atlıyorsunuz. Şimdi buraya geçtik arkadaşlar. Görevimize yeni bir şey eklendi. Ne yapmamız gerekiyor burada? Purchase a Springer Saddle diyor. Hemen şey tavşan almamız lazım arkadaşlar. Şimdi o tavşan içinde şey yapmamız gerekiyor. Buradaki kalp var ya Help out around high jumping range diye. Bunu yapmamız lazım. O görevi yaptıktan sonra NPC'den
50 şey karşılığında, şu trade contract karşılığında da tavşanımızı alacağız. Waypoint'imizi açtık. Şimdi çalınan havuçları geri götür falan filan bir şeyler var. Herpileri öldür. Yumurtalarını yok et. Şeyleri, su tanklarını tekrardan doldur diyor. Şimdi şurada gördüğümüz havuçları şey yapacağız artık. Tıklayacağız, edeceğiz işte. Yani kalbi tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu neymiş? Bu da chest, bir tane açalım. İçinden bir şeyler veriyor işte. Mesela Springer bu işte arkadaşlar. Tavşan. Gördüğünüz gibi. Bunu almamız lazım. Şimdi bunda şu an gerçek zıplama şeyini kullanamıyoruz. Sadece ne? Cannonball diye bir skill'i var. Onu kullanabiliyoruz. O da böyle işte atlıyor, zıplıyor falan filan. Neyse, harpiyi öldürelim şuradaki. Bu bölümü hızlandırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an bitirdik. Şimdi gidelim montumuzu alalım bakalım şeyden. Ha, bir mail gelmiş. Ha, şeyin bu, tamam. Şimdi burada monttan biniyorum. Şu teyzemizle konuşuyorum. Evet, montumuz burada. 50 trade contract ve 1 gold istiyor. Onu da aldım. Şimdi tamamdır. Şuradan masterilerine bir bakalım şunun. Tamam, bunu eğit. 4 master point'im var. Bunu da kastım mecburen. Tamamdır. Şimdi. Evet, tavşanımıza bindik arkadaşlar. Bunun olayı nedir? Bunun olayı mesela şuraya çıkmak istiyorum, değil mi? Basılı tutuyorum ve zıplıyorsun böyle. Tabii çok bir şey yok. Hani masterilerini kastıkça şey yapılacak, şey olacak o. Daha yükseğe falan zıplanabilecek. O yüzden şimdilik çok fazla bir zıplama yeteneği, yükseğe zıplama yeteneği yok henüz. Şimdi şurada Taimi ile bir konuşayım. Eğer çıkabilirsem yukarı artık. Yani artık çıkmak istiyorum lütfen. Ha, şuraya çıkmak için önce karşıya geçmem lazım mesela. Şeyimi aldım. Raptor'ımı aldım. Karşıya atladım arkadaşlar. Daha sonra tavşanımı alıyorum. Aha, bir dakika. Hop, tamam, çok çok güzel. Tamam. Buraya. Şimdi bir daha yukarı, ama dur bir dakika, takıldık. Hop. Tamam, çok güzel. Hadi buraya da. Tamam, bu da süper. Havuç buldu, yedi, sevindi. Aha. Neyse, olacak ama, olacak. Düşmeyelim de. Tamamdır. Süper. Şimdi Time ile konuşabiliriz buradan. Orion kendinde değilmiş. Acı çekmeye başlamış bizim ejderhamız.
Evet, Velas'ı öldürdü. Aynen öyle. Bay bay. Şimdi şeyin Vlas'ın tüm şeylerini toplamamız gerekiyor arkadaşlar. Kristallerini. Bu biraz uzun sürebilir. O yüzden buraları ben gene hızlandırıyorum size. Evet arkadaşlar, şimdi hepsini toplamamıza gerek yokmuş. Mesela şunları son 3, 4, 5 ve son 6.'yı toplamamıza gerek yokmuş. Ben 6.'yı topladım, fark etmedim. Buradan direkt Glintz'in mağarasına girmemizi söylüyor tavşanımızla birlikte şuradan kapıdan. Yani opsiyonel hale geliyor bütün kristalleri toplamak. Bakalım şuradan hop. Evet, giriş yaptık. Böylece The Sacrifice görevimiz de bitmiş oldu arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir bölümü. Biraz şey oldu. Değişik, garip oldu. Bazı aksaklıklar çıktı ama ilk defa oynadığımız için böyle. Belki ileriki bölümlerde de aynı bunlardan olabilir. Bu yaşadıklarımızı tekrar yaşayabiliriz. Çünkü normalde ben bir kere bitirdiğimde ikinciye oynarken çekiyordum videoları, sorun yaşamıyordum ama ilk defa oynadığım bir bölüm olduğu için biraz problem olabiliyor. Her neyse, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.